Öğrenciler, hepinize merhabalar. Ben Mustafa Mertkanlı, Sakarya Ölçme Değerlendirme Merkezi Sosyal Bilgiler İl Koordinatörüyüm. Birimimiz tarafından 3 Nisan 2021 tarihinde sizlere uygulamış olduğumuz kazanım izleme sınavının sorularının çözümleriyle karşınızdayız. Evet, hemen vakit kaybetmeden sorularımızın çözümlerine başlayalım isterseniz. Evet, birinci sorumuzdan başlıyoruz çocuklar. Evet, genellikle sorularımız birinci dönemin kazanımlarıyla ilgiliydi bu yaptığımız sınavda. Evet, birinci üniteden bir sorumuz var ilk soruda. Evet, bir paragraf var ve bu bilgiye göre Sanayi İnkılabı'nın Osmanlı Devleti'nin etkisiyle ilgili hangisi söylenemez diyor. Evet, okuyalım hemen buradaki paragrafımızı. 18. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa'da İngiltere ile başlayan sanayi devrimi buhar gücüyle çalışan makinelerin makineleşmiş endüstriyi doğurması, bu gelişmelerin de Avrupa'daki sermaye birikimini arttırmasına ve üretilen malların artmasını sağlamıştır. Üretilen bu mallar Osmanlı Devleti iç pazarına kolaylıkla sürülebildi. Osmanlı halkı ucuz olan bu malları daha çok tercih etmeye başladı. Evet, İngiltere'de başlayan ve tüm Avrupa'da daha sonra ortaya çıkan Sanayi İnkılabı'yla bir bilgi veriyor bize çocuklar. Evet, buna göre hangisi söylenemez diyor. Evet, bakalım şimdi Osmanlı Devleti ekonomik güç kaybına uğramış mıdır? Evet, uğramıştır. Çünkü sanayi devrimini Osmanlı gerçekleştiremedi ve sanayi devrimini gerçekleştiren ülkeler ürettikleri malları Osmanlı iç pazarına kolaylıkla sürerek burada ticaretini onlar yaptı. Dolayısıyla yerli üretici burada ne yaptı? Zararı uğramış oldu. Osmanlı Devleti dışarıdan ürünler geldiği için ekonomik güç kaybına uğramıştır. Bu söylenebilir. İşsizlik oranı artmıştır diyor. Evet, az önce bahsettiğimiz şeyi burada bunun için de yorumlayabiliriz. İç pazara yabancılar ürünlerini çok rahatlıkla getirdiği için yerli üreticiler ne yaptı? Halk daha ucuz malları tercih ettiğinden dolayı dolayısıyla yerli üretici ürettiklerini satamadı. Dolayısıyla işsiz kalma sorunuyla karşı karşıya kalındı. Dolayısıyla B seçeneğiyle çıkardılar. Osmanlı'da ihracat artmıştır. İhracat ne demekti? Bir ülkenin ürettiği malları ihtiyacının fazlasını başka ülkeler satması. Şimdi yukarıda bahsedilen durumla Osmanlı Devleti'nin ihracat yapması pek mümkün gözükmüyor. Çünkü üretim olarak biz bir şey üretemediğimiz için yurt dışına bir şey satamıyoruz. Dolayısıyla ihracattan ziyade ithalat artmıştır. Söylenemez. Şıkkı böylelikle bulmuş olduk. C seçeneği. Diğer seçeneğimize de bakalım. Osmanlı Avrupa'nın açık pazarı haline gelmiştir. Evet, Osmanlı Devleti'nin iç pazarında kolaylıkla ürünleri süren Avrupalılar Osmanlı'yı birer açık pazar haline getirmiştir çocuklar. Evet, birinci sorumuzun cevabı C seçeneği olacaktı. İkinci sorumuza geçelim. Evet, ikinci sorumuzda yine bir bilgimiz var ve bu bilgi doğrultusunda verilen yargılar var. Hangilerine ulaşılabilir diyor. Hemen okuyalım. Trakya Paşa'yı Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Rumların bölgede yaptıkları isyanlara ve Yunanların işgaline karşı kurulmuştur. Bölgenin kültürel, ekonomik nüfus bakımından Türklere ait olduğunu tarihi belgelerle ispatlamak için çalışmalar yapmıştır. Edirne'de iki defa kongre yaparak silahlı direniş kararı almış, gerekirse yerli halktan asker toplanabileceğini ilan etmiştir. Buna göre Trakya Paşa'yı Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile ilgili 4 tane yargımız var. Hangilerine ulaşabiliyoruz bakalım. 1. Bölgenin Türklere ait olduğunu ispat etmeye çalışmıştır. Evet. Ne diyor bakın? Bölgenin yani Trakya bölgesinin Edirne çevresinde özellikle kültürel, ekonomik ve nüfus bakımından Türklere ait olduğunu belgelerle ispatlamaya çalışılıyor. Dolayısıyla 1. Söylenebiliyor. Buna ulaşabiliyoruz. 2. Bölgesel nitelikte kongreler yapmıştır. Evet, Edirne'de 2 defa kongre yapmıştır diyor bir ifade var burada. Buradan da bölgesel tipte kongreler yapıldığına ulaşabiliyoruz. İşgallere karşı silah kullanabileceğini belirtmiştir. Evet, baktığımız zaman kongreler yapmış ve silahlı direniş kararı almış diyor. Evet, işgallere karşı silahlı bir mücadeleyle girişebileceğini buradan anlayabiliyoruz. 3 de var. 4. yargımıza bakalım. Askere alma işlerini zorunlu hale getirmiştir diyor. Burada bir zorunluluk yok. Sadece gerekirse asker toplanabileceğinden bahsediyor. Dolayısıyla 1, 2 ve 3'ün olduğu yine Ceyhan seçeneği bu sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Evet, 3. sorumuza geçelim. Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerini ilgilendiren bir sorumuz var burada. Evet. Yine bir paragrafımız var.
bir metnimiz var. Önce bir metnimizi okuyalım. Daha sonra Mustafa Kemal'in bu metinden hangi özelliklerinin çıkarabileceğini bize soruyor sorumuzda. Paragrafımızı okuyalım. Mustafa Kemal, Anafartalar anılarında Çanakkale Savaşı sırasında Anafartalar grup komutanlığına atanması ile ilgili şöyle yazar. 3 günden beri üstüne alan her komutanın ve bölüğün yenilgisini ve perişanlığını doğuran, yurdun yaşam ya da ölümüne neden olabilecek bir işin sorumluluğunu üstüne almak o kadar kolay bir iş olmasa gerek. Evet, burada kimsenin üstüne almak istemediği bir görevi aldığını anlıyoruz Mustafa Kemal'in. Ama ben tam bir ölmüşle bu sorumluluğu kabul ettim diyor. Evet, buna göre Mustafa Kemal cesaretliliğinden söz edilebilir. Çünkü bakın ne diyor burada? Yaşamına, ölümüne neden olabilecek bir iş var burada. Demek ki sonunda ölüm olacağını bile bile ne yapıyor? Gözünü kapayarak böyle bir görevi üstleniyor Mustafa Kemal. Burada da ne kadar cesaretli biri olduğunu anlayabiliyoruz. Evet, liderlik var mı? Evet, liderlik var. Komutan olmuş, başa geçmiş, ordunun oradaki bölüğün askerlerin başına geçmiş. Bu da onun bir liderlik özelliğiydi. Tabii ki çalışkan birisi Mustafa Kemal ama yukarıdaki bahsettiği yerden çalışkanlığını ne yapamıyoruz? Anlayamıyoruz. Hani şunu yaptım, bunu yaptım, daha sonra gittim, başka bir şeyler yaptım gibi bir ifade yok burada. Sadece oradaki bir durum tespitinden bahsediyoruz. Çok yönlülüğüyle ilgili bir bilgi yok. Yani farklı alanlarda kendini geliştirdiğini ifade edecek bir metin, bir cümle de yok. Dolayısıyla 1 ve 2 buradan ulaşabileceğimiz Mustafa Kemal'in özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Sorumuzun cevabı böylelikle A seçeneği olacak. Evet, 4. sorumuza bakalım. Erzurum Kongresi'nin aşağıdaki maddelerinden hangisinde bu amaçtan söz edildiği söylenebilir? Evet, yukarıda Mustafa Kemal'in Erzurum Kongresi ile alakalı bir amaçtan bahsettiğini anlıyoruz. Peki hangi amaçtan bahsetmiş? Bunu çıkartacağız. Evet, Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'ne başkan seçildikten sonra yaptığı konuşmada milletin içine düştüğü tehlikeyi belirterek hakkımızda verilen haksız hükümlerin muhakkak iflas edeceğini söylemiştir. Bunun içinde ulusal iradeye dayanan bir yönetimin kurulmasını ilk amaç olarak göstermiştir. Evet, bu amaçtan söz edildiği madde hangisidir? Peki neymiş amacımız? Bir daha bakalım, altını çizelim. İlk amaç diyor. Neymiş ilk amaç? Ulusal iradeye dayanan bir yönetim kurulması. Yani millet egemenliğine dayanan bir sistemin kurulmasından bahsediyor ilk amaç olarak. Peki milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür ifadesi. Yani Erzurum Kongresi'nde alınan bu karar ulusal egemenlikle mi alakalı? Hayır, bu daha çok ulusal bağımsızlıkla alakalı bir durum. Biz ulusal egemenliği burada arayacağız. Milli iradeyi hakim kılmak esastır. Evet, anahtar kelimemiz işte burada geçiyor çocuklar. Milli irade. Ne demek milli irade? İradenin, gücün, hakimiyetin millette olması. Yani milli egemenliğe dayalı bir yönetim anlayışının ortaya çıkarabileceğinden burada ne yapabiliyoruz, anlayabiliyoruz. Dolayısıyla buradaki yukarıda belirtilen metindeki amacı neydi çocuklar? Ulusal iradeye dayanan bir yönetim kurulmasıydı. Evet, bu doğrultuda alınan karar hangisidir? B seçeneğinde karşımıza çıktı. C'de Doğu illerindeki dernekler birleştirilmiştir. Manda mimari kabul edilemez. Evet, burada yine bir C seçeneğinde ne var? Birlikte hareket etme vurgusu var. Tek merkezden idare edilmesinin vurgusu var milli mücadelenin. D seçeneğinde ise yine bağımsızlıkla alakalı bir ifade kullanılmış. Biz milli egemenliği vurgulayan bir ifade aradığımız için B seçeneğini burada ne yapabiliyoruz? Rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet, 4. sorumuzun cevabı Bursa seçeneği olacaktı. 5. sorumuza bakalım. Yine bir metnimiz var. Mudanya Ateşkes Anlaşması'yla ilgili bir bilgi var ve daha sonra 4 tane yargımız var. Yine hangilerine ulaşılabilir diye bize sormuş. Hemen okuyalım bilgimizi. Büyük Taarruz Savaşı'nın kazanılmasından sonra İtilaf Devletleri'nden ateşkes teklifi gelmiş ve 11 Ekim 1922 tarihinde Mudanya Ateşkes Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmaya göre Türkiye ile Yunanistan arasındaki silahlı çatışmalara son verilecek. İstanbul ve Boğazlar TBMM hükümeti yönetiminde bırakılacak. Ancak İtilaf Devletleri Barış Anlaşması imzalanana kadar buralarda kuvvet bulundurmaya devam edecektir şeklinde maddeleri vardı. Buna göre Boğazlar sorunu tamamen sona ermiştir. Evet, buna ulaşabiliyor muyuz?
Boğazlar'la ilgili evet şurada bir ifade var. TBMM hükümetine bırakılacak deniyor ama barış anlaşması imzalanasaya kadar itiraz devleti burada kalacak diye bir ifade var. Buradan da biz şunu anlıyoruz. Demek ki Boğazlar'la ilgili kesin bir sonuca ulaşılamamıştır. Boğazlar sorunu tamamen sona ermiştir demek burada doğru bir ifade değil. İki, Türkler ile Yunanlar arasında savaş son bulmuştur. Evet bakın buradaki ilk maddede silahlı çatışmaya son verilecektir ifadesinden buna ulaşabiliyoruz. Üç, askeri başarı siyasi gelişmelere neden olmuştur. Evet, Muğla'ya Ateşkes Anlaşması maddelerine de bakacak olursak bizim için başarıyla sonuçlanan bir anlaşma. Yani siyasi bir başarı. Bu siyasi başarıya ulaşmamızdaki temel faktör neydi çocuklar? Büyük Taarruz Savaşı'nın kazanılmasıydı. Dolayısıyla askeri alanda elde edilen bir başarı siyasi olarak da ne olmuş? Desteklenmiş. Dolayısıyla ikinci, pardon, üçüncü yargıya da buradan ulaşabiliyoruz. Ve son olarak 4. Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir. Evet, buna da ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla 2, 3 ve 4. Şık olarak da Denizli seçeneğinde bulunan 2, 3 ve 4'ü işaretliyoruz. Peki 4. yargıya nereden ulaşabiliyoruz? Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir diyor. Bakın buradaki Mudanya'nın ikinci maddesinde ne diyor? İstanbul ve Boğazlar. Kime bırakılmış? Kimin yönetimine bırakılmış? Osmanlı yönetimine bırakıldı demiyor bakın. TBMM hükümetine bırakıldı diyor. Burada bu ifadenin kullanılması Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğinin göstergesidir, kanıtıdır. O yüzden 4. yargıya da ulaşabiliyoruz. 2, 3 ve 4 yani Denizli seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Evet, yine 6. soruda da bir metnimiz var. Metinden hangisinde bu sefer ulaşılamazı aramamız isteniyor çocuklar. Buna dikkat ediyoruz. Özellikle soru köklerinde olumlu ya da olumsuz olduğuna çok dikkat edelim. Yoksa kolaylıkla yapabileceğimiz soruları maalesef kaçırabiliyoruz. Evet, yine metnimiz var. Bu metinden hangi yargılara ulaşılamaz diye bir sorumuz var. Metnimiz okuyalım. İngiltere ve Fransa müttefikleri Rusya ile birleşerek savaşı lehlerine çevirmek istiyordu. Rus ekonomisi savaşın yükünü kaldıramaz hale gelmişti. İtilaf devletleri Osmanlı Devleti'ni saf dışı bırakmak, Rus ordusuna gerekli askeri yardımı ve malzemeyi hızlı bir şekilde ulaştırmak, Kafkasya cephesinde bunalan Rusya'yı rahatlatmak ve Türk ordusunun geri çekilmesini sağlamak için Çanakkale Boğazı'na harekat düzenledi. İngiliz ve Fransız savaş gemilerinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişlerine 18 Mart 1915'te başarıyla karşı konuldu. İtilaf devletlerinin donanmaları ağır kayıplar verince Gelibolu Yarımadası'na asker çıkarıp kara muharebelerini başlattı. Evet, metnimize göre bir, İngiltere ve Fransa müttefiki Rusya'ya yardım etmek istemiş mi? Evet, istemiş. Savaşı lehlerine çevirmek için Rusya'nın içinde bulunduğu olumsuz durumdan da olumsuz durumdan kurtarılması için Rusya'nın savaşa devam edebilmesi için onlara yardım amaçlı açtıkları bir cepheydi zaten Çanakkale cephesi çocuklar. Evet, İngiltere, Fransa Rusya'ya yardım etmek istemiş. Biz ulaşılamaz arıyoruz. Buna ulaşabiliyoruz. Biri elit çocuklar dolayısıyla. İki, Rusya ekonomik açıdan zor durumdadır. Evet, Rus ekonomisi savaşın yükünü kaldıramaz hale gelmiş diyor. Buradan da zor durumda olduğunu ne yapabiliyoruz? Anlayabiliyoruz. Dolayısıyla buna da ulaşabiliyoruz. Üç, Osmanlı Devleti toprakları işgal altındadır. Osmanlı Devleti toprakları işgal altındadır. Şimdi baktığımız zaman burada devam eden bir savaş var, bir muharebe var. Ama bunun sonucunda Çanakkale'nin, Osmanlı Devleti'nin işgal altına girdiği bir ifade yok çocuklar. Dolayısıyla Osmanlı Devleti işgal altındadır demek yukarıdaki metne göre doğru bir ifade değil. 3'e ulaşamıyoruz. 4. İtilaf devletleri Çanakkale Boğazı'nda ağır kayıplar vermiştir diyor. Evet, baktığımız zaman şu bölümde görüyorsunuz. İtilaf devletlerinin donanmaları ağır kayıplar verdiğinden zaten bahsediyor. Buna da ulaşılabiliyor. Biz ulaşılamaz aradığımız için sadece 3 nolu yargıya ulaşabiliyoruz. Cevabımız da A seçeneği olacaktır. Evet, 7. soruyu bir göz atalım hemen. Bu bilgilerden ulaşabilecek en kapsamlı sonuç. Evet, yukarıda bir metnimiz var. Bu metinden aşağıdaki belki bütün şıklar çıkartılabiliyor ama biz neyi arıyoruz? En kapsamlı yukarıdaki bilgileri hepsini kapsayacak bir yargıyı arıyoruz aşağıda. Bakalım okuyalım metnimizi. İkinci günün zaferi yurt dışında ve Anadolu'da çok büyük yankılar uyandırmıştır. İtilaf Devletleri Birliği'nde belirgin bir çatlama ortaya çıkmıştır.
Fransa, Ankara hükümetiyle görüşmelere başlayarak Zonguldak'tan çekilmiştir. İtalyanlar Anadolu'dan çekilmeye başlamıştır. Kararsız olan Sovyet Rusya, Türkiye'ye vaat ettiği yardımları göndermeye başlamış. İngiltere, Malta'daki Türk tutuklulardan 40 tanesini serbest bırakmıştır. Batı basınında Anadolu ordusunun mükemmel olduğu yönünde yazılar yayımlanmaya başlamıştır. Evet, bu bilgilerden ortaya çıkabilecek en kapsamlı yargıya bakalım. Evet, A. İkinci Dünya Zaferi ülke içinde coşkuyla karşılanmış mı? Yani Anadolu'da büyük yankı uyandırmıştır ama sadece yukarıdaki bir cümlenin içerisine geçiyor. Bütün metni kapsayacak bir ifade değil bu ifade. B seçeneği askeri başarının ardından uluslararası alanda siyasi başarılar gerçekleşmiştir. Evet, bir askeri başarı var mı? Var. İkinci bölümün zaferi. Bizim için askeri bir başarı. Ve bu başarının ardından uluslararası alanda, evet bakalım, Fransa ile Ankara hükümeti görüşmeler başlamış. Siyasi bir gelişme, siyasi bir başarı. Çünkü o döneme kadar Fransa TBMM'yi, bizim milli mücadelemizi tanımamakta ısrar ediyordu ama bu zafer sonucunda Ankara hükümetiyle görüşmelere başlayarak resmen tanıdığını belirtmiş. Keza İtalyanlar da bakın Anadolu'dan çekilmeye başlamış. Bu da bizim için siyasi bir lehimize gelişme. Sovyet Rusya bu zaferden sonra Türkiye'ye vaat ettiği yardımları göndermeye başlayarak onlar da bize destek olmaya başlıyor. Yani Sovyet Rusya'yla da aramızda siyasi bir olumlu hava var. Buradan anlıyoruz. İngiltere'de yine Malta'daki Türk tutuklardan 40 tanesini serbest bırakmış. Yani bakıldığı zaman metnin geneline bir askeri başarının siyasi alanda farklı ülkelerle ilişkilerimizi olumlu yönde geliştirdiğini, yani siyasi başarılar elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Sorumuzun da cevabı böylelikle aslında çıkmış oluyor. En kapsamlı yargı bu. Diğerlerine bakalım. Zaferin ardından Fransızlar askerlerini işaret ettikleri bölgelerden çekmeye başladı. Doğru, yukarıdaki metinde geçiyor ama metnin içinde yer alan bilgilerden sadece biz bunu çıkartmıyoruz. Bu sadece bir bölümü. Fransa'nın dışında işte İtalyanlar, Ruslar, İngilizler, bunların da yapmış olduğu bir takım faaliyetler var. Dolayısıyla en kapsamlı yargı bölümüne girmez. Yukarıdan çıkartılabilir ama biz en kapsamlı yargıladığımız için C seçeneğini veriyoruz. Yunanistan'ın en büyük destekçisi olan İngiltere esir değişimi konusundaki tutumunu değiştirmiştir diyor B seçeneğinde. Evet, böyle ilgili bir madde de var ama sadece yine son bölümden çıkarabileceğimiz bir ifade bu. Genel olarak bu ifade de çıkmaz. Sorumuzun cevabı Bursa seçeneği olacaktı. Evet sevgili çocuklar, 8. sorumuza bakalım. Bir tablo var. Bu tabloda ittifak ve itilaf devletlerinin grupları yer alıyor. Hangi ülkelerin bu gruplarda olduğunu bize veriyor ve bu tabloya göre hangisine ulaşılamaz diyor bize. Bakalım, savaş başladıktan sonra her iki gruba da başka devletlerden katılım olmuştur. Evet, bunu nereden anlıyoruz? Tablomuzda bir savaştan önceki durumlar var bakın iki grup içinde. Bir de savaş sırasında, yani savaş başladıktan sonraki durum var. Başka devletler katılmış mıdır savaş başladıktan sonra? Evet, ittifak grubuna mesela Osmanlı Devleti katılmış, Bulgaristan katılmış. İtilaf grubuna İtalya, ABD, Sırbistan, Yunanistan, Japonya, Brezilya, Portekiz. Buradan ne anlıyoruz? Savaş başladıktan sonra iki gruba da katılan devletlerin olduğunu anlıyoruz. Buna ulaşabiliriz. B seçeneği, devletler başka devletlerle anlaşarak güç dengesi oluşturmaya çalışmış mı? Evet, zaten yani grupların oluşumu bu şekilde oluyor çocuklar. Kendi çıkarlarına göre bir takım dengeleri değiştirmek için, kendileri daha güçlenmek için ne yapılıyor? Diğer ülkelerle anlaşma yoluna veriliyor. Bunun en güzel örneğini biz İtalya olarak söyleyebiliriz. Bakın, savaş başlamadan önce İtalya, Almanya ile beraber, Avusturya Macaristan'la beraber ittifak grubundaydı. Ama savaş sırasında İtalya'yı burada tekrar görmekteyiz. Demek ki savaş başladıktan sonra İtalya taraf değiştirmiştir. Neden? Kendi menfaatleri doğrultusunda. Böylelikle İngiltere, Fransa'da İtalya'yı karşı gruptan, kendi grubuna çekerek kendi lehine bir güç dengesi oluşturmaya çalışmıştır. Bunu da söyleyebiliyoruz. Biz ulaşılamaz arıyorduk dediğimiz gibi. Bu ikisine ulaştık, ABD'yi eledik o yüzden. C seçeneği, 1. Dünya Savaşı'na en son dahil olan devlet Rusya olmuştur. Evet, ben şimdi tabloya baktığımda hangi devletin savaşa önce, hangi devletin daha sonra katıldığını ne yapamıyorum, göremiyorum. Yani yanlarında bir tarih olsaydı savaşa katılma tarihi, o zaman söyleyebilirdim. Ama Rusya önce mi katıldı, sonra mı katıldı, daha sonra pek çok ülke katılmış bakın. Bunu yukarıdaki tablodan çıkartamıyorum. Dolayısıyla ulaşılamaz olan bilgi C seçeneğindeki bilgiydi. Sorumuzun cevabını
vermiş olduk ama bir de D seçeneğine bakalım. Savaş sırasında taraf değiştiren devletler olmuştur. Evet, İtalya'nın bakın buradan buraya geçtiğini görmekteyiz. Bu ifadeyi de ulaşabiliyoruz. Sorumuzun cevabı Ceyhan seçeneği olacaktır. Evet, 9. soruya bakalım. Mondros Ateşkes Anlaşması ile ilgili bir soru var. Önce bir açıklama var. Daha sonra maddeleri verilmiş Mondros Ateşkes Anlaşması'nın. Ve diyor ki bu maddelerden hangisi İtilaf Devletleri'ne Anadolu'yu işgal etmek için hukuki bir dayanak sağlamıştır? Evet, biliyorsunuz ki çocuklar Mondros Ateşkes Anlaşması Osmanlı'nın fiilen sona erdiren bir anlaşmaydı. Şartlar oldukça ağır ve ucu açık maddeler vardı. Her yöne çekilebiliyordu. Özellikle İtilaf Devletleri de Anadolu'da yapacağı işgallere karşı uygun hukuki zemin oluşturmak için bazı maddeler koymuştu. Hatırlayın, bu maddeler içerisinde en tehlikeli maddeler diye ifade ettiğimiz maddeler vardı. 7. ve 24. maddeler özellikle en tehlikeli. Bu ikisi arasında da en genel ve tehlikeli olan da 7. maddeydi. Neydi o 7. madde? İtilaf Devletleri güvenliklerine tehdit edecek bir durum ortaya çıktığında istediği bölgeyi işgal edebilecekti. Böylelikle neyin önünü açıyordu? İşgallerinin hukuki dayanağını, işgal yapacağı olan işgallerin önünü açmış oluyorlardı. Aslında sorumuz da bize bu soruyu, yukarıda tabii ki genel bir bilgi var ama İtilaf Devletleri'nin Anadolu'yu işgal etmek için hukuki dayanak sağlayacağı maddenin maddesi şu 4 nolu maddede yer alıyor. Diğerleri daha özel, işte liman, yani hepsinde aslında yine yapacakları işgale karşı zemin hazırlama olayı var ama genel anlamda Anadolu'yu işgal etmek için hukuki dayanak oluşturan madde 7. maddesiydi. O 7. maddede burada 4. şıkta verilmiş. Dolayısıyla sorumuzun cevabı A seçeneği olacaktı çocuklar. Evet, ve artık son sorumuza da gelerek tüm sorularımızın cevaplarını da vermiş olalım. Evet. Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve Amasya görüşmelerinde alınan bazı kararlar var. Peki ne diyor? Yukarıdaki milli mücadeleye yapılan hazırlık çalışmalarından ve bu çalışmalarda alınan bazı kararlardan bahsedilmiştir. Alınan bu kararların hepsinde vurgulanmak istenen ortak nokta. Evet, hepsinin ortak özelliğini bulup aşağıdaki şıklardan hangisine değinildiğini bulmamız isteniyor bizden. Bakalım Amasya Genelgesi ne demiş? Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bu milli mücadelemizin biliyorsunuz yöntemidir ve amacıdır aynı zamanda. Amaç bağımsızlığı kurtarmak. Peki yöntemimiz ne bağımsızlığı sağlarken? Milletin azim ve kararı. Milletin kararı ifadesinden biz neyi, neye vurgu yapıldığını anlıyorduk. Milli egemenliğe çocuklar. Burada özellikle milli egemenlik vurgusu var. Bağımsızlığı sağlamak vurgusu da var burada ama özellikle milletin azim ve kararından dolayı milli egemenlik vurgusu yapıldığını söyleyebiliriz. Geçen Erzurum Kongresi'nde alınan karara duay milliye yetkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Evet, buradaki milli iradeyi hakim kılmak esastır ifadesi de yine bizi milli egemenliğe götürüyor çocuklar. Yani baktığımız zaman Amasya ve Erzurum, Amasya Genelgesi'nde, Erzurum Kongresi'nde milli egemenlik vurgusunun ortak özellikte olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Keza Sivas Kongresi'nde de yine milli iradeden bahsediyor çocuklar bakın. İstanbul hükümetinin milli iradeye bağlı olması zaruridir. Buradaki milli irade halkın gücü, milletin gücü, yani milli egemenlik vurgusu var burada. Ve Amasya görüşmelerinde de deniyor ki Mebuslar Meclisi açılsın, serbestçe seçimler yapılsın. Yani bu ne demek? Halk ne istiyorsa, kimi istiyorsa onları seçsin, bunların oluşturduğu mecliste açılarak çalışmalara devam etsin. Yani yukarıda aslında bahsedilen Amasya Genelgesi'ndeki milletin kararı, Erzurum Kongresi'ndeki milli iradeyi hakim kılmanın yolu nereden geçiyor? Mebuslar Meclisi'nin açılmasından geçiyor. Dolayısıyla Millet Meclisi'nin açılmasında bize milli egemenlik vurgusunun yapıldığını ne yapıyor? Burada gösteriliyor. Dolayısıyla bu dört hazırlık çalışmasında da ana fikir olarak karşımıza milli egemenlik çıkıyor. Şıklarımıza bakalım. Tam bağımsızlık vurgusu yapılan var ama genelinde hepsinde bu yapılmıyor. Milliyetçilik vurgusu zaten bağımsızlıkla aynı ifade çocuklar. Toprak bütünlüğü vurgusu genel olarak bakıldığında
Yukarıda zaten bundan pek bahsetmiyor. Ne dedik? Milli egemenlik, yani diğer ifadeyle ulusal egemenlik vurgusu yapılmıştır diyebiliriz. Sorumuzun cevabı da Denizli seçeneği olacaktır. Gölcükler, böylelikle 3 Nisan tarihinde yapmış olduğumuz kazanım izleme sınavının sorularının, inkılap tarihi sorularının cevaplarını beraber çözmüş olduk. İleride yapacağımız sınavlarda yine karşınızda olacağız. Sizlere hayırlı günler diyoruz. İyi çalışmalar, sağlıklı günler.